Evlenme yaşı geldiği halde evlenmeyi düşünmeyen gencin bu husustaki sorumluluğu ebeveynin üzerinden düşer mi? Ebeveynin çocuğunun aklına kapı açtığı halde ve yaşının da ilerlemesine rağmen bu konuda ısrarcı olması karşısında ebeveyn üzerine düşen görevi yerine getirmiş sayılır mı deniyor. Diye bir soru. Yani sanki anne baba çocuğunu, oğlunu illa da evlendirmeye mecburmuş gibi anlıyor bu kardeşimiz. Mezheplere baktım bu mevzuda ulema ne demiş diye. İslam'a göre baba çocuğunu evlendirmekle mükellef değildir. Bu illa oğlunu mu hocam, kızı da olabilir mi? Evladına demişler, oğlan kız dahil buna. Baba çocuğunu evlendirmekle yükümlü müdür diye bir başlık altında fıkıh kitaplarına baktım. Maverdi'nin mesela El Havi'sinde var, İbni Kudame'nin El Muni'sinde var, bir de hadis-i şerifler de var. Kısaca aktarmak istiyorum. İslam alimleri erkek çocuklarının nafakalarının çalışıp kendi rızıklarını kazanacakları zamana kadar babalarına ait olduğunda görüş birliğine varmışlardır. Bir defa çocuk çalışıp kendi rızkını kazanacağına kadar baba çocuğunun rızkını temin edecek. Bu babasına farz. Örfi olarak o toplumda ortalama standart neyse ona göre bunda ittifak var. Ancak babanın evladını evlendirmek zorunda olup olmadığı konusunda farklı görüşler serdetmişlerdir. Hanefi ve Şafii alimleri, biz Hanefiyiz genelde, Şafii alimleri de babanın çocuğunu evlendirmesinin vacip olmadığını söylemişlerdir. Yani farz vacip değildir. Çocuk kendisi de gidip başka bir şekilde evlenebilir. Masrafını kendisi de tedarik edebilir. Eğer baba vacip denirse bu çok ağır bir mükellefiyet. Hanbeli alimleri ise çocuğun nafakası babasına aitse babası onu evlendirmek zorundadır demişlerdir. İşin özeti bu. Meseleye dinen vacip olup olmama noktasından bakınca durum böyle olmakla beraber maddi imkanı iyi olan bir babanın kendi parasıyla evlenme imkanı bulunmayan evladını evlendirmesinin güzel bir davranış. Müstahap yani. Olduğunu söylemişlerdir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir hadis-i şerifte evladın baba üzerinde hakkı üçtür. Evladın baba üzerinde hakkı üçtür. Ona güzel bir isim koyması, okuma ve yazma öğretmesi ve zamanı geldiğinde onu evlendirmesi. Bu vacip manasında değil, maddi imkanı varsa sevap kazanır manasındadır. Ve Kur'an-ı Kerim'de de bir ayet-i kerime var. 66. Tahrim suresi, 66. sure. Onun 6. ayetinde ey iman edenler, nefsinizi ve ehlinizi ateşten koruyun. Çocuklarınızı da ateşten koruyun var. Binaenaleyh çocuklar evlenmemekle haram ve günaha girecekse onları haram ve günahtan korumak, yani evlendirmek suretiyle korumak da babanın vazifesidir demişler. Ve mezheplerin de değişik ayet ve hadislere dayanarak meseleyi bu şekilde, farklı şekilde ele aldıklarını görüyoruz. İmkanı olan babanın evlenmeye ihtiyaç duyulan evladını evlendirerek onun günaha girmesine mani olması babalık vazifesindendir. Ama çocuk bunları kazanabileceği yaşa gelmişse vacip farz değildir. Babaya mükellef değildir bu maddi imkan. Ama gücü yetmiyorsa babalık vazifesi, zaten insanları Allah o duygularla, o meyillerle yaratmıştır, şefkatle yaratmıştır. Kısaca, bayanlarda farklı mı hocam? Bayanlarınki birazcık daha farklı, çünkü 3 tane kızı olan, bir rivayete 2 tane kızı olan, iyi terbiye eder de iyi insanlarla evlendirirse hadiste
cennete gitmesi ona vaciptir diyor. Hadiste kızlarınki biraz daha sanki babanın onu evlendirmesi. Çünkü o kazanamayabilir. Kızlar biraz daha zaten erken de evleniyor. Biraz farklı olduğu anlaşılıyor. Özetle fıkıh açısından, dini ahkam açısından bu sorunun da cevabı böyleydi. Kısaca aktarmış oldum. Teşekkürlerimi sunuyor. Şimdiden Ramazan-ı Şerifimizi, şerifinizi tebrik, tes'it ediyor. Cenab-ı Hak hakkıyla istifadeye, istifazeye muvaffak kılmasını diliyor. Ve heyetinizi Rabb-i Ala Hazretlerine, Rahman-ı Rahim'e emanet ediyorum.